Merhabalar, Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in ve marketin analizini yapacağız. Ee, arkadaşlar YouTube'da yorumlarınızın altına bir yorum yapılıyor botlar tarafından. Bu ben değilim, kesinlikle bunlara dikkate almayın. Ee, Bitcoin'e dönmek gerekirse, BTC dün bir güzel bir yükseliş yaptı. 33 bin dolara kadar bir fitil bırakıp e, günlük mumu yeşil kapattı arkadaşlar. Ve 36.500 dolar direncinin de fakat 36.500 dolar direncinin üstünde kapatamadı. Eğer 36.500 dolar direncinin üstünde kapatmış olsaydı deyince ilk bölge 38.000 dolar seviyesiydi. 38.000 dolara da kral zaten düşen trendi denerdi. Yani kısa vadeli düşen trendimiz. her şekilde bakmak gerekirse kısa vadeli düşen trendimiz arkadaşlar. 58 bin dolar seviyesinden geliyor. 58 bin dolardan gelen düşen trendi kırdıktan sonra denince ilk bölge ana vade düşen trendi. 42 bin dolar seviyesi 42 bin 43 bin dolar seviyesi diyebilirim. Bu kırıldıktan sonra, sonra düşen trendimiz kırılımı geldikten sonra zaten yükseliş devam eder. Ama 36.500 e, 36 bin 500 dolar seviyesi kırılsaydı yani yükseliş devam edeceği için bu seviyeyi kırdırtmadılar. Dün de markette güzel acım vardı aslında arkadaşlar ama tuttular. 15'lik 15 dakikalık grafimizi açalım. E, şu şekilde bir bakalım. Direncin üstüne fitil bıraktı 15 dakikalık grafikte arkadaşlar. Fakat dediğim gibi kırılım gelemedi. Ee, şu şekilde bakmak gençler tekrardan direncin altına oturdu ve Direnci deneye deneye devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar direnci kırılımı gelirse yükseliş devam eder üstüne 4 saat mum kapatırsa yani 4 saat mum kapatması bizim için önemli 4 saat mum kapatmadan işleme girilmez arkadaşlar e, İşleme girilmeden önce yani yükselişin veya düşüşün devam etmesi için e, 4 saatlik mum kapatması gerekiyor diyebilirim Dominans seviyesine bakmak gerekirse domina sayı aynı seviyede arkadaşlar total birazcık arttı alt hacim girdiği için e, bitcoin destekle sunduğu için arkadaşlar bir yükseliş yaptığı için. Market tabii ki yeşillendi, küçük bir e, yeşil mum yaktı. Hani çok yüksek çok büyük yükseliş yapmadı altcoin'ler. %12, %13'lük bir yükseliş yaptı market tam olarak dönmediği için. Burada Atom %15'lik bir yükseliş yapmış. Yani 36.500 seviyesinin üstüne 4 saat mum kapatır ve yükselişine devam eder. Zaten marketin dönüşü gelmiştir diyebiliriz. Şu şekilde bir 4 saat grafimiz açalım. Ee, bakın arkadaşlar hacim bir mum yaktı. Şurada hacim girdi. Tekrardan hacim yataya bağlı direnç seviyesinde. Direncin kırılımı hacimin olursa zaten yükseliş devam eder. Hacim önemli bizim için bir denge işlem hacmimizi açmak gerekirse denge işlem hacmimizi günlük grafikte açalım bakalım. Denge işlem hacmi arkadaşlar tepki aldı, tepki yükselişi yaptı. Artık son seviyesine geldiğinden bahsediyorduk zaten. Bir yatay desteğimiz çizelim hani şu şekilde. Artık buradan tepki alması gerektiğini sürekli videolarda, ve canlı yayınlarda konuşuyorduk. Buradan bir tepki aldı. Düşen trendimiz çizelim. Kısa var, Düşen trendi denge işlem hacmini çizelim. Ee, şu şekilde arkadaşlar bakın tam olarak düşen treni kırmayı deniyor hacimde şu an. Eğer hacimdeki düşen trend kırılırsa üstüne atarsa zaten yükseliş devam eder. Fark, tam olarak buradan satış yemiş. Bu seviye bizim için çok önemli. 3.180 seviyesinin kırılımı bizim için çok önemli. Ee, kırılım geldikten sonra ilk direnç diyebileceğimiz yer ilk önemli direncimiz ee, şu şekilde 3.703 seviyesi. 3.703 seviyesinin kırılımı birlikte zaten yükseliş ee, devam eder diyebiliriz hacimin artışına kadar yani 4774 seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir. Hacimdeki düşen trendin kırılması önemli. Düşen e, trend takip edilmeli arkadaşlar işleme girmeler önce. Denge işleme hacminin öneminden sürekli videolarda konuşuyoruz zaten arkadaşlar. Şu an piyasada eksik olan tek şey hacim yani 38 bin doların altına atlamamızı e, sebep olan şey hacim arkadaşlar. Hacimdeki destek bu desteğe zaten bir düşüş geldi tekrardan destekten tepki aldı. Bunun artık, artık üstüne atması gerekiyor. Hareket günlükte hareketli ortamına bakmak gerekir. artık 50 günlük hareketli ortalamada e, yukarı doğru atması yataya bağlama zamanı geldi arkadaşlar. Uzun bir süredir e, yatayda e, kesişiyor diyebiliriz. şekilde bakmak gerekirse 13 gündür arkadaşlar yata, e, düşüş devam ediyor. Bir yataya bağlayıp yataya bağladıktan sonra aynı 30 bin dolar seviyesindeki gibi Şöyle bir yavaş yavaş kaldırmaları gerekiyor. Golden Cross kestiği zaman da Golden Cross oluştuğu zaman da büyük yükselişini yapması gerekiyor. Ya arkadaşlar FED toplantısını bekliyor şu an piyasa. FED toplantısından sonuçlar çıktığı zaman e, Piyasa bir yükselici yapacaksa zaten bir yükseliş yapar. Şu an markette korkenek çok fazla. O yüzden e, Betsy'de bir yükseliş yapsa bile altlara yüklü hacim girmiyor. Sadece arkadaşlar scalping işlemler yapılıyor. E, şu şekilde bir tahtaya bakalım. Bir tahtayı açalım arkadaşlar. Tahta dolu tabii ki her zaman olduğu gibi ama alımları yok. Şu an tam olarak dirençte olduğu için bir destek arkadaşlar, yani bir destek dirençte de tam olarak çalışmıyor. Hacim şu an bizim için önemli olan. Ee bir 15 dakikalık grafiğimiz tekrardan açalım. 15 dakikalık grafiğimizde yani bu direnç bizim için çok önemli arkadaşlar. Bakın 36.564 dolar seviyesi bizim için çok önemli bir seviye diyebilirim. Buranın kırılımı yükselişi devam etti. Zaten BTC 33000 dolardayken aynı şeyi söylüyordum. E, buralın kırılımı, yani yüklü hacim girerse arkadaşlar zaten deneyeceği ilk böyle kısa vade düşen trendimiz. Kısa vade düşen trendimiz de üstüne atarsa e, sarı düşen trend, ana vade düşen trendimize kadar bir yükseliş gelebilir. Arkadaşlar bak yükselişte de hacim olması gerekiyor. Yani şu şekilde hacimli bir şekilde artması gerekiyor artık piyasa. Aynı düşüş, nasıl düşüş yaşadıysa o şekilde hacim girerek bir yükseliş yaşaması gerekiyor. Alım fırsatı vermeden kaldırmaları gerekiyor BTC'yi. Tabii ki şu an Büyük ee, bir yükseliş yapmasına rağmen dediğimiz gibi FED toplantısı yüzünden bir alım yapılamadı. Yani herkes korkuyor, piyasa korkuyor arkadaşlar. Listemizdeki coinleri bir açalım. E, ee, bir küçük yükseliş yaptılar. Ondan sonra BTC şu an dirençte tutunduğu için tekrardan yataya bağladılar diyebiliriz. Ee, total Arkadaşlar total, total de dirençte bizim için. Bakın e, totaldeki direnç çok önemli. 1 trilyon 670 milyar seviyesi. Bu bizim için çok önemli bir direnç. Bu direncin üstüne attıktan sonra Geleceğe ye ilk bölge yükseliş trendi tekrardan yükseliş trendi üstüne atar 1 trilyon 887 milyar seviyesi üstüne atar. O seviyenin üstüne bunu kapatırsa zaten arkadaşlar 1 trilyon 926 ,000 ,000 direncinin üstünde de kapatır ve yükselişine devam eder diye diyebiliriz. Bu seviyeler bizim için önemli. BTC'de de, TOTEL'de de arkadaşlar BTC'lilikle dominans artması gerekiyor. Artık dominans zaten şu an 42.40 seviyesinde bir direncimiz var 42.48 seviyesinin öneminden bahsediyorduk. 42.48 seviyesinin üstünde mum kapatamadı. 4 saat mum kapatamadı arkadaşlar. Bakın tam olarak küçük hacimsiz mumlar kapattı. Tekrar aşağı kırılım geldi. Şu an markette zaten BTC yataya bağladığı için altcoin'lere bir hacim giriş oluyor arkadaşlar. Fiyatı piyasada şu an Kork Endeksi yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Yani dediğimiz gibi FED toplantısı geçsin şu an kötü haberler var. Dünya piyasaları hala düzelmedi piyasa fedi bekliyor şu an bir de Amerika Rusya savaşı arkadaşlar tam bunun şeyi oldu işte panik yaptırma şeyi oldu. İnsanlar daha da panik yaptırdılar. Hani bir savaş mı çıkacak? Savaş çıkarsa piyasa ö e, diye. E, bu yüzden e, insanlar şu an elindeki malı sattılar. Elindeki malı satmayanlar bile arkadaşlar alttan mal toplamıyor. Yani kimse şu an mal toplamıyor diyebiliriz. Altlar bir yükseliş yapmış olmasına rağmen. Ben yani dediğimiz gibi formalanmayın arkadaşlar. Alım yapacaksanız da zaten bahsettim. Yani bir, e, tekrardan malı %10'luk bir ekleme yaptım bakiyemin e, çok yüklü, yüklü miktarlarda buralar alım yapmayın her zaman kademeli alım yapın elinizde boşta bakiye bulunsun her zaman elinizde boşta bakiye bulunsun arkadaşlar bakın e, bir market döndükten sonra yükseldiğinde de alabilirsiniz ama e, elinizde her zaman boşta bakiye bulunsun bir düşüş ihtimaline karşı çünkü şu, çünkü şu an teknik analiz çalışmıyor. Yani BTC 38 bin doların altına attığında arkadaşlar ilk önemli destek bölgesi 30 bin dolar seviyesi. Bundan sürekli bahsediyoruz zaten. 30 bine de düştükten sonra BTC'nin zaten 20 bin dolara gelmesi gerekiyordu. Tutamazlardı arkadaşlar ne kadar yüklü adam olsa bile. Çok hani tutarlardı fakat şey bu seviyede kaldırmazlardı. kaldırmazlar. Herkes burada alım yapardı çok kolay para kazandırırlardı insanlar 30 bin dolar seviyesinde. Bu yüzden burada da kaldırmazlar teknik olarak bakmak gerekirse. 22 bin 20 bin dolara kadar bir düşüş gelirdi ama 34 bin dolarda tutundu. Yani burada bir yükseliş yaptı. Bakın artık kaldırmaları gerekiyor BTC. Yani burada yüklü bir hacim girdi. Yani yükselişte yüklü bir hacim girdi arkadaşlar. Ama tabii ki direnci kırdırtmadılar bilerek. Yani burada tutuyorlar. Yataya bağladı BTC. Artık hani bir 4 saatlik grafimiz, ee, bir 4 saatlik grafikte boyunca bandımıza bakalım. Bandımızın ağzı kapanmaya başlamış. Daralmaya başlamış arkadaşlar zaten. Bandın ağzı iyice kapandığında BTC'de hacim girdiğinde zaten bir yükseliş görürüz diyebilirim. Yani şu an piyasayı tamamen tutuyorlar. Yüklü hacim girmesine rağmen arkadaşlar kaldırmıyorlardı. Yüklü hacim girmesine rağmen bakın şurada düşürmüyorlardı. Burada çok yüklü bir yeşil mum yaktı. Eğer bu mumu yeşil kapatmasaydı zaten piyasa 33 bin altın, 34 bin altın atıp 30 bin dolara kadar kesinlikle bir düşüş yaşardı. Düşürmek istemiyorlar, kaldırmak da istemiyorlar. FED toplantısını bekliyorlar arkadaşlar. Yani FED toplantısından sonra da kaldırmazlarsa eğer ay sonu zaten ay sonu kapanışından sonra kaldırırlar. Hani kapanışta bir beklerler arkadaşlar. FED sonrasında kaldırmazlar. İnsanlar iyice... Hani FED'den güzel haber gelmiş olmasına rağmen kaldı, e, piyasaya yükselmedi. Hani, e, yükselmeyecek ayı geldi diye düşündükler. Belki ay sonunda da kapatabil, e, kaldırabilirler. Hacim, hacimler girebilir. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Her sanaryoyu konuşuyoruz arkadaşlar her zaman olduğu gibi. Zaten dominant seviyemiz 42.48'in üstünü kırmaması arkadaşlar. Bize hani e, güzel bir e, doğru bir sinyal verdi diyebilirim yükseliş açısından. 42.48'in üstüne kapatıp BTC şu an yataya bağlasaydı ve Dominans yükselmeye başlasaydı yani bu bizim için riskli bir durumdu diyebilirim. Dominans yavaş yavaş yükseliyor ve yüksellikten sonra yataya bağlıyor BTC gibi. Ondan sonra zaten BTC kaldırıl zaman Dominans tekrardan artmaya başlıyor. Dominans arkadaşlar BTC birlikte kaldırılması gerekiyor artık bir yükseliş yapması gerekiyor. Piyasadaki parayı BTC'nin yemesi gerekiyor ondan sonra altcoin'lere bir para yüklü para akışı olacak zaten. Altcoin'lere yüklü para akışı olduğu zaman da zaten büyük yükselişler yapacak diyebilirim. Yani piyasa tekrardan yataya bağlı. Botlar işlem yapıyor. Şu an işlem yapan kişi kalmadı bir dirençte olduğu için BTC. Yani long oranı da kalmadı. Short oranı da kalmadı. Herkes patladı arkadaşlar. Çok büyük bir şekilde herkes patladı. Artık herkes işlem açmaya korkar olduğu için. Yani kimse işlem açamıyor arkadaşlar. Tam olarak da direnci. Mesela şu an dirençte olduğu için herkes shortluyor. Her dirence geldiğinde shortlandığı için dump geldiği için. Şu anda da herkes shortluyor arkadaşlar. Bakalım bir direnç kırılımı gelecek mi bugün? Önemli şey için. Bu kapanışlar önemli dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, durum bu şekilde ben zaten tekrardan bir acil durum olsa bile şekerim arkadaşlar canlı yayınlara gelmeyi unutmayın canlı yayınlarda e, bitcoin'in altcoin'in son durumunu konuşuyoruz e, kendinize çok iyi bakın paranın altına kalmanız dileğiyle.